Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu Kur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين TV. Senin göğün bulutlu ama yağmur Yakup'un gözlerinden yağıyor. Rahil tam 11 yıldır çocuk bekliyor. 11 yıldır Fedan halkının kadınları onunla alay edip küçümsediler. Ama o hep tahammül gösterdi. Ona özürlü dediler. Ona kısır dediler. Başkâhin beni bağışlasın. Bu gece Yakup ve hanedanı için özel büyüler yapmam gerekiyor. Şimdi beni yalnız bırakın. Tanrıların laneti Yakup ve hanedanı üzerine olsun. Yakup'un ihaneti karşılıksız kalmayacaktır. O cezalandırılmalı. Ey yüce iştar! Öfke ateşini Yakup ve hanedanı için indir. Rahil ve çocuğu bu gece yok olmalı. Yine de ben Rahil ve çocuğum için endişelenmiyorum. Onların ölümünün sana inanmayan putperestleri sevindirmesinden korkuyorum. Şirk ve putperestliği ortadan kaldırmak için yıllardır gösterdiğim çabaların sonuçsuz kalmasından korkuyorum. Yardım et Allah'ım. Eşimi ve çocuğumu kurtar. Onların kurtuluşu Fedan halkının uyanışını getirecek. İşler tapınağını yenilgiye uğratacak ve tek bir Allah'a inananların Allah'a şirk koşanlara karşı zafer kazanmasını sağlayacak. Sen Rahmansın. Rahimsin. Bana yardım et. Bana yardım et.
Gecenin bu vaktinde bu ışık da neyin nesi? Rahil kendine geldi. Yine sancılara başladı. Sanırım yağmur yağacak. Galiba gökyüzü Rahil'in haline ağlamak istiyor. Bu tanrıların öfkelendiğini gösteren bir işarettir. Tanrılar öfke şimşeklerini yağdıracak. Yakup ve hanedanını cezalandıracak. Ey yüce İştar, tanrıların sınırını koru. Öfke ateşini Yakup'un hanedanına yönelt. Nasıl yani Rahil'in çocuğu sağ salim mi dünyaya geldi? Peki ya İştar'ın laneti? İster'in büyüsü ne oldu? İzin ver Fedan halkı, senin yüceliğini ve İster'in büyüsünün gücünü görsün. Yüce İştar, hepimizi sevindir. İzin ver dostların Yakup'un tanrısının ne kadar aciz bir tanrı olduğunu görsün. Allah'ın peygamberine selam olsun. Selam olsun. Allah'ın selamı hepinizin üzerinde. Allah'ın peygamberine selam olsun. Gözünüz aydın, hayırlı olsun. Bize verdiği nimetler için Allah'a şükrediyorum. Senin için ve çocuğumuz için hayır ve bereket diliyorum. 11 yıldır seni bekliyoruz. Niye bu kadar geciktin? Kız mı erkek mi diye sormayacak mısınız? Yusuf kız ismi mi erkek ismi mi?
Nereden bildiniz? Size kim söyledi? Az önce onun doğum müjdesini veren söyledi. Bu yağmur yanında getirdiğim berekettir oğlum. Hoş geldin. Rahil ve çocuğu sağ salim. Peki Yağmur'a ne demeli? Fedan'dan kıtlığı süpürüp götüren Yağmur'a bak esas. Niçin anlamak istemiyorsun? Yağmur Rahil ve Yakup'un doğumuyla aynı anda yağmaya başladı. Yaşıyor. Rahil ve çocuğu yaşıyor mu yani? Evet, görmüyor musun? Ne mübarek ve uğurlu bir çocuk. Mübarek bir gecede. Tanrım, inanamıyorum. Hey ahali, ne duruyorsunuz? Koyun ve deve kurban edin. Fedan'ı süsleyin. Yakup'un tanrısına teşekkür etmeliyiz. Bugün kızımın yeniden doğduğu ve Fedan'daki kıtlığın son bulduğu gündür. İster! 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 Yanıyor! Yanıyor! Yangın var! İştar tapınağı yanıyor. Tapınak yanıyor. Bakın tapınak yanıyor. Yanıyor. Tapınak yanıyor. Tapınak yanıyor. Ne oldu dedin? İştar tapınağı yanıyor dedim. Ne olmuş olabilir? Tapınak yanıyor. Benimle gelin. Her şeyi yıkayıp söndüren yağmur niçin tapınağın alevlerini söndürmüyor? Bu tuhaf değil mi? Büyücü İster nerede? İster alevlerin arasında kaldı. Onu kurtaramadık. Büyücü yandı mı yani? Büyücü İster yanmış.
Onun için bir şey yapamaz mıyız? Ateş tapınağın kainlerini de mi yakıyor? O tanrılardan değil ki, tabii ki yakıyor. Kudretli tanrı işler bu muydu? Kendisi ve kainleri ateşte yandı. Bunlar nasıl kahin meşki? Kendilerini savunacak güçleri bile yokmuş bunların. İster Rahil ve çocuğunun yok olacağını söylüyordu. Ama ne oldu? Kendi yok oldu. Efendim, efendim, nereye? Yakup'un tanrısına iman etmeye gidiyorum. Yakup'un Fedan'ı mahvedeceğini söyleyen siz değil miydiniz? Gel gör ki Yakup'un oğlu beraberinde yağmuru ve bereketi getirdi. Gidelim. Durun, nereye gidiyorsunuz? Kalın ve atalarınızın dinini savunun. Nereye gidiyorsunuz? Hadi burada daha fazla beklemeyin, hadi gidin. Hadi gidin. Gidin buradan, uzaklaşın. Herkes uzaklaşsın, gidin buradan. Beklemeyin artık. Görmüyor musunuz? Tapınak yandı işte. Görüyorsunuz değil mi? Yandı. Artık neye tapınacaksınız? Uzaklaşın. Gidin buradan. İşte cezanızı verecek. Tanrı'ya ihanet ettiniz. Gidin hepiniz. İşte cayır cayır yanıyor. Görüyorsunuz değil mi? Hepiniz gidin buradan. İşte hepinizin cezasını verecek. Allah'ın rahmet yağmuru bu halkın bedenini ve ruhunu yıkamış. Ayağı uğurlu ve bereketin müjdecisi çocuğunuz sayesinde Fedan'a yağmur yağıyor. Onu bize göstermeyecek misiniz? Sizin peygamber olduğunuzu kabul etmek zorundayım. Zira ben kendi gözlerimle çocuğunuzun doğuşuyla aynı zamanda hem putperestlerin tapınağının yanışına hem de Fedan'daki kıtlığın yok oluşuna tanık oldum. Yusuf'un doğumu kutlu bir hadise. Ancak İştar tapınağını yok eden ve Fedan'a yağmur indiren bizim Rabbimizdir. O tektir. Onu görmek istemiyor musunuz? Söyleyin, istemiyor musunuz? Ben ve eşim senin Tanrı'na şahit olduk. Ama bu gece Fedan halkı da hem senin, hem de Rabbinin sonsuz gücüne, hem de kendi tanrılarının acizliğine şahit oldu. Şimdi biricik Allah'a iman etmek için buradalar. Allah'ın peygamberi. Allah'ın peygamberi. Bu insanların kalpleri iman nuruyla aydınlanıyor. Hepiniz Farisi'nin dediklerine katılıyor musunuz? Evet. O halde benimle beraber haykırın. Biz taştan yontulmuş tanrılardan, biz taştan yontulmuş tanrılardan, bütün dünyevi tanrılardan yüz çeviriyoruz. Yüz çeviriyoruz.
Bir tek Allah'a iman ediyoruz. Bir tek Allah'a iman ediyoruz. Yerin ve göklerin Rabbine. Yerin ve göklerin Rabbine. Onun gönderdiği bütün peygamberlere iman ediyoruz. Onun gönderdiği bütün peygamberlere iman ediyoruz. Onların buyruklarına itaat edeceğiz. Onların buyruklarına itaat edeceğiz. İştar'ın ziguratına yönelen Tanrı'nın öfkesinden bu yana 5 yıl geride kalır. 5 yıldır Tanrı'nın nimet ve bereket kapıları Fedan kentine ardına kadar açılır. Bu arada Yakup peygamberin sevgili eşi ve Yusuf'un annesi Rahil yeni bir çocuğa hamile kalır. Yusuf! Buyur anne. Bugün babanla kıra gideceksin. Tamam anne. Gideceğim için çok mutluyum. Yakup'tan çocuğu yokken onun sevgilisiydi. Şimdi ise gözünü ondan almıyor. Ben ve Zülfa cariyeyiz ve Yakup peygamberle gezmeye layık değiliz. Peki ya annen Leya'nın kusuru ne? Belki bir işi var. Belki de ovada gezmeyi sevmiyor, ne bileyim ben. Nereden bilebilirim? Belki de baban Rahil'den başkasını sevmiyor. Bundan tam 15 yıl önce sizinle ilk görüşmemiz bu kuyunun başında olmuştu. Halamın oğlu olduğunuzu o gün öğrendim. Ben de dayımın kızı olduğunu o gün öğrenmiştim. Birbirimize olan sevgimiz daha o gün başladı. Babam İshak ve annem Refika da seninle evlenmemi çok istediler. Hadi gidip çocuklara yetişelim. Babam bana talip olduğunu öğrenince başlık olarak senden ona 7 yıl çobanlık yapmanı istedi. Ve ben de kabul ettim. Ama 7 yılın sonunda baban ablan Leya ile nikahımızı kıydı. Başka bir çare yoktu. Fedan'da ablası dururken ondan küçük kız kardeşini evlendirmezler. Senin için Laban'a 7 yıl daha çobanlık yapmayı kabul ettim. Baban az bile söyledi. 70 yıl çobanlık yapmamı isteseydi yine de kabul eder. Ne çabuk geçti o günler. Haklısın.
Doğduğum yere Kenan'a gitmek istiyorum. Sen beni yenemezsin, tamam mı? Hile yapıyorsun. Sonunda kavgaya tutuşmasınlar. Sen merak etme. Birbirlerinin gücünü sınıyorlar. En güçlü olanın benim ardılığım olacağını sanıyorlar. Olmaz, hayır. Hadi. Hadi. İshak peygamberin oğlu peygamber Yakub'u arıyorum. Buralarda mı? O ve oğlu Fedan'a bolluk ve bereket getirdi. Söyler misin onu nerede bulabilirim? Dayısı Laban bu şehrin valisi. Onun yanına git. Ne istiyorsun? Kenan ülkesinden bir ulağa. Vali hazretleriyle görüşmek istiyorum. Beni takip et. İneca. Gel kızım. Biraz Yusuf'la oynayın. Bizim biraz işimiz var, tamam mı? Tamam. Rahi, hamilesin değil mi? Mübarek olsun. Allah'ın peygamberine de haber verdin mi? Hoş geldin büyük baba. Hoş geldin büyük baba. Hoş geldin baba. Hoş geldiniz. Ne oldu da bizi hatırladınız? Bir şey mi oldu baba? Ne oldu baba? Gördüğünüz bu adam Kenan'dan gelmiş. Neler konuşuyor böyle? Ve bizim için iyi haberler getirmemiş. Yakup nerede? Sevgili dayım Laban gelmiş. Ne oldu? Yolunu mu kaybettin? Her ne kadar acı da olsa bu haberi sana söylemek zorundayım. Söyle, neden konuşmuyorsun? Baban İshak peygamber hayata gözlerini yummuş.
Ondan geldik. Yine ona gideceğiz. Kararınız nedir Allah'ın peygamberi? İshak peygamberden sonra Kenan ülkesinin manevi sorumluluğu Yakup'un üzerindedir. Kız kardeşiniz Fayka bunu size bildirmemi istedi. Yani gidecek misiniz? Ölüm herkesin tadacağı bir hakikattir. Hiç kimse ondan kaçamaz. Peygamberler ve veliler için de durum aynıdır. Acımı paylaştığınız için hepinize minnettarım. Allah'tan kendim için sabır ve tahammül diliyorum. Allah'ın peygamberi, eğer hepimiz senin buyruklarına itaat edeceğimize dair söz verirsek Fedan'da kalacak mısın? Ben Fedan halkını seviyorum. Sizi bırakıp gitmek benim için de kolay değil. Bu benim irademle ilgili değil. Ben kendi isteğimle gelmedim ki yine kendi isteğimle gideyim. Allah'ın izniyle yarın Kenan'a doğru yola çıkacağız. Biz hazırız. Biz de hazırız. Eşimle birlikte eşyalarımızı topladık. Siz nereye? Sizinle geliyoruz. Hayatımızın sonuna kadar Allah'ın peygamberinden ayrılmayız. Siz bizimle gelemezsiniz. Burada Fedan'da kalmanız daha iyidir. İşte bu benim evim. Hayatınızı sürdürmeniz için iyi bir yer. Fakat ben hayatımı size borçluyum. Allah'ın peygamberi, biz yaşadıkça size hizmet etmeye söz verdik. Eşin ve akrabalarının sana ihtiyacı var. Burası sizin vatanınız ve sizin bana bir borcunuz yok. Burada kalmanız sizin için en iyisi. Bize hidayet ışığı nasip ettiği için Allah'a şükrediyorum. Uzun yıllar sizinle beraber yaşadım. Acınızı, sevincinizi paylaştım. Sizden ayrıldığım için çok üzgünüm. Bir zamanlar putperesttiniz. Biricik Allah gönüllerinizi iman nuruyla aydınlattı. Siz de putlarınızdan yüz çevirip biricik Allah'ı seçtiniz. İmanın ve ilahi davetin kıymetini bilin. İlahi aydınlığı küfrün ve cahilliğin karanlığıyla değiştirmeyin. Yakup olsa da olmasa da biricik Allah sizin eylemlerinizi ve düşüncelerinizi bilir. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Yolumuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Yolun açık güle olsun. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Yolun açık olsun. Bana yaptığın bunca yıllık çobanlık karşılığında benden bir ücret almadın. Ne servetin ne de bir sürün var. Ben koyunlarımın yarısını sana ve kızlarıma hediye ediyorum. Geçiminizi bu sürüyle sağlayacağınızı umarım. Minnettarım. Bize yaptığınız tüm iyilikler için. Teşekkür ederiz. Allah size bunun karşılığını verecektir. Bu Yakup'un hakkıdır. Onca yıllık emeğine karşılık onu ödüllendirmeliydim. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Yolun açık olsun.
Hakkınızı helal. Allah hepinizi korusun. Sana bir şey sorabilir miyim? Niçin Bilha ve Züleha annemi kıskanıyorlar? Bunu sana kim söyledi? Herkes bunu konuşuyor. Yerde kendi kulaklarınla Zülfa'dan duymuş, biliyor musun? Çocuklar bu tür konulara karışmamalı. Ama madem sordun cevap vereyim. Bilha başlangıçta annen Rahil'in cariyesiydi. Rahil çocuk sahibi olamadığı için Bilha'yı babana hediye etti. Babanın hem çocuk sahibi olmasını... hem de babana olan sevgisini ispat etmek için böyle bir şey yaptı. Bilha, Dan ve Nafteli'yi dünyaya getirdi. Böylece Yakup ve Rahil'in nezdinde çok saygın bir konuma yükseldi. Senin dünyaya gelmenle Bilha'nın eski saygınlığını yitirdiğini sanıp... bu yüzden de kıskançlık duyması çok doğal tatlım. Merak etme, seni hala seviyor. Zülfa da sizin cariyeniz miydi peki? Evet. Rahil'den sonra ben de Zülfa'yı babana hediye ettim. Babanın sevgisini kazanmak için birbirimizle yarışıyorduk. Zülfa da cad ve aşırı dünyaya getirdi. Ruben, Şimon, ne yapıyorsunuz? Sürü dağıldı, koyunları toplayın. Hemen topluyorum baba. Hadi koş koş, bu taraftan, bu taraftan. Hadi. Koş, koşun. Hadi. Sence Allah'ın peygamberi Rahil'i bizden üstün tutmuyor mu? Kardeşimi kıskanmamı gerektirecek bir durum yok. Ne çocuklarının sayısı benimkinden fazla, ne de Yakup'un ona olan sevgisi bana olandan fazla. Kıskançlık niye? Kız kardeşi, söz söyletmez, toz kondurmaz tabii. Yol uzamadı mı?
Bir şey kalmadı. Göçebe kabilelerinin hayatı böyle işte. Hem yolculuk yapıyorlar hem de yaşıyorlar. Lea! Lea! Kenan diyarına ne kadar kaldı? Tam olarak 3 fersah. Dayanabilir misin? Hayır, dayanamam. Lea! Lea! Yehuda, Levi, Şimon, çadırı kurun. Bir süre burada kalacağız. Kenan da eve bulunur mu? Evet, evet bulunur. Cila, gel. Çabuk Kenan'a kız kardeşimin yanına git. Bir ebeyle buraya gelsin. Elini çabuk tut. Emredersiniz. Hadi acele et. Lea. Lea. Dayan kardeşim. Yardım edin. Gel. Yavaş. Yavaş. Korkma. Yavaş. Sakin. Tamam. Sakin. Tamam. Ateşi yakın. Zülfa, hemen çarşaf getir. Şimdi getiriyorum. Tamam. Anne, ne oldu? Neyin var, söyler misin? Merak etme, bir şeyim yok. İyi olacağım. Dini, Yusuf'u götür. Bırak kalsın. Lea! Lea! Dayan kardeşim, dayan. Anne! Anne! Anne, nereye gidiyorsun? Anne! Anne! Dine, Yusuf'u tut. Anne. Gel oğlum. Gel. Neyin var senin? Yusuf, senin burada kalman gerekiyor. Baba, ben annem için korkuyorum. Neden yavrum? Bir şey olmadı ki. Merak etme, merak etme. Allah ona acısın. İlk doğumu da çok zordu. Neredeyse onu kaybediyorduk. Yakup'a dua etmesini söyleyin. Ne oldu? Rahil'in durumu nasıl? Durumu iyi değil. Lea Rahil için dua etmemizi istedi. Durumu iyi görünmüyor. Biraz dayansın, eve gelmek üzere. Gidip ona göz kulak olun. Hadi git onun yanına. Baba, lütfen söyler misin? Annem yanımızdan gitmek mi istiyor? Bunu sana kim söyledi? Sana kardeş getirmek istiyor. Ama ben korkuyorum. Korkma oğlum, merak etme. Dine, efendim? Git kardeşinle oyun oyna. Tamam. Yine önceki gibi olursa ne olacak? Allah'ım ona acısın. Hayatta kalması çok zor. Buna dayanamayacak. Ağzından yel alsın. Uğursuz baykuş. Biraz dayanın. Ebe getirmek için gittiler. Birazdan gelecekler. Ah!
Anne, anne. 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 Çocuklarıma göz kulak ol. Çocuklarıma göz kulak ol. Çocuklarıma göz kulak ol. Anne. Anne. Çocuklarıma göz kulak ol. Like. Sizliğin acısını unut. Subscribe. Çocuklarıma göz kulak ol. Annesizliğin acısını unut. Anne. 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 Gözün arkada kalmasın, çocuklarına ben de bakacağım. Kardeşim Rahim.